Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yayın ihalesinin asıl iptal olma sebebini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu her konuda olduğu gibi yayın ihalesini de eline yüzüne bulaştırdı. Akşam saatlerinde ihale iptal edildi. Resmi açıklamada, ihale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması nedeniyle iptal edilmişti, denildi. Ancak gizli kapılar ardında konuşulanlar farklı. İddialara göre ihaleye, Saran Medya ile Bein Sports katıldı. Saran Medya'nın teklifi yıllık 150 milyon euroya yükselttiği ama bunu kademeli olarak ödemek istediği ileri sürüldü. İhale komisyonu ile Saran Medya arasında yapılan görüşmede Saran grubunun, süreyi 3 yıldan 5 yıla uzatılmasını istediği ileri sürüldü. Yine iddialara göre Bein Sports'un 120 milyon euroluk teklifinin yıllık 185 milyon euroya çıkarılması istendi ancak Katar şirketi bunu kabul etmedi. Bunun üzerine federasyon Saran grubundan yıllık 150 milyon euroyu peşin istedi. Bu da kabul görmeyince ihale iptal oldu. Buyurun şimdi buradan yakın, dedikodular, şeybeler fısıltı gazetelerinde manşetlere oturuyor. Sosyal medya yıkılıyor. Şu yorumlara bakar mısınız? Kısacası TFF bir işi daha elini gözüne yüzüne her yerine bulaştırdı. Saran'a vermemek için 40 takla atmışlar. Lig zaten 5 para etmiyor. Biz TRT'ye vergi veriyoruz, TRT de normal bir ücret karşılığında alsın, vatandaş izlesin. Amaç ihaleyi Araplara vermekti. Hesapta Saran'ın ihaleye gireceği yoktu. Tüm hesapları bozuldu, ihaleyi düzenleme yetkisi TFF'den alınıp Kulüpler Birliği'ne verilmeli. İhaleden rant çıkarılmaya çalışılıyor. Bu durum çok açık. Spor Bakanım, her işi bir şekilde sonlandıramayan veya olumsuz sonlandıran bir TFF yönetimine daha ne kadar sabır göstereceksiniz? Görevden alma yetkinizi kullanmayacak mısınız? Bein Sports ihaleyi burada konuşulan rakamlardan daha düşüğe alırsa, üyeliklerinizi iptal ettirin izlemeyin. Bu işte bir yanar dönerlik var. Daha neler neler. Arkadaş, sen bir işi açık, şeffaf adam gibi yaparsan kimsenin konuşacak bir şeyi olmaz. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Bu dedikodulara, bu suçlamalara yol açan sizsiniz. Yitier diyoruz artık, Yitier.